Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber örgüden küçük şapkalar yapacağız. Şu şekilde arkadaşlar. İsterseniz buzdolabı magneti olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. İkisinin yapımını da göstereceğim ben size. Öncelikle sihirli halkamızı yaparak başlıyoruz. Bu arada benim tığım 3,5 numara. Şu şekilde göstereyim. Siz de ipinizin kalınlığına göre tığınızı seçebilirsiniz. Öncelikle sihirli halkamı yapıyorum arkadaşlar. Evet, sihirli halkamızı yaptıktan sonra 7 tane sık iğne yapacağız halkamızın içine. Ben sihirli halkanın detaylı videosunu yorum kısmına linkini bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Evet, şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra bu küçük ipimizi bu şekilde çekiyoruz. Çektikten sonra başladığımız şu noktaya tığımızı batırıyoruz. Orası biraz sıkı oluyor. Tığımız zor girebilir. İpimizi alıyoruz. Dediğim gibi orayı çok sıkı yapmışım. Ve çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ortasını yaptık. Şimdi bir tane zincir atacağız. Evet. Zincirimizi attıktan sonra arkadaşlar her bir noktaya şu şekilde her bir noktaya ikili trabzanımızı yapacağız. Üzerine alıyoruz. Geçiriyoruz şu şekilde. Ben biraz sıkı ördüğüm için 1 2 üzerine alıyoruz. Tekrardan aynı noktaya batırıyoruz. Bir, iki. Üzerine alıyoruz. Bu sefer hemen yanındaki noktaya batırıyoruz. Bir, iki. Üzerine alıyoruz. Bir, iki. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Her noktaya ikişer defa batıracağız. Bir, iki, üzerine alıyoruz. Bir, iki. Bu şekilde sıramızı bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. Her bir delikte iki defa girdim. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi kapatacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Tığımı alıyorum. Ve kapatıyorum. Şimdi kapattıktan sonra yani bu sırada arttırma işlemi yaptık arkadaşlar. Şimdi
şekilde üzerine almıyorum. Bir tane zincir atıyorum. Ve her bir delikten girerek bir tane sık iğne atıyorum. Normal bir şekilde hepsinden birer tane sık iğne atıyorum arkadaşlar. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Tığınız numarası daha küçük olursa, yani bu ipe göre mesela tığınızın numarası daha küçük olursa daha sıkı olur ve daha güzel durur. Şimdi şöyle sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. Ve şu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Tekrardan bir tane zincir atıyorum. Ve aynı işleme devam ediyorum. Yine her bir delikten bir tane geçirerek sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar, mesela şu anda kaç sıramız oldu? Bir, toplam 1, 2, 3 sıramız oldu. 3 sıra daha bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Her bir delikten bir tane sık iğne. Şimdi ben bir tamamlayayım. Evet arkadaşlar, ben 6 sıramı tamamladım. Şu şekilde ters çeviriyoruz. Bunu örerken de ters çevirebilirsiniz. Ben şimdi size gösteriyorum. Bir de şöyle yapalım. Şu içerisinde kalan ipi şöyle düğüm atalım. Düğümü attıktan sonra makasımızla bunu keselim. Bu çıksın aradan. Evet. Şimdi arkadaşlar, 6 sıramızı yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Bir tane zincirimizi attık. Sonra da her bir sıraya, şimdi ilk sıramızda bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle. İkinci sıramıza da üzerine alalım. Bir, iki. Üzerine alalım. Bir, İki. İkili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Yandaki deliğimize bir tane sık iğne yapıyoruz. Üzerine alıyoruz. İkincisine de hemen iki tane trabzanımızı yapıyoruz. Üzerine alalım. Bir, 2. Yandaki deliğimize bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Üzerine alalım. Hemen yandakinde 1, 2. Bir tane daha. Aynı deliğimizle geçiriyoruz.
Sık iğnemizi yapıyoruz. Yani bir tane sık iğne, diğerinde ikili trabzan. Bir tane sık iğne, ikili trabzan. Bu şekilde sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bir tane yapmıştık, pardon. Bir tane yapmıştık, üzerine alacağız. Bir sonrakinde ikili trabzanımızı yapalım. Evet, bu şekilde sıramı bitireyim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramı bitirdim. Bu şekilde çevirdim şapkamı. Şimdi de kapatacağım. Bu şekilde kapattım arkadaşlar. Tekrar kapatayım arkadaşlar. Yanlış yerden kapattım. Evet. Bu şekilde kapattık. Şimdi kapattıktan sonra son bölümümüze geldik arkadaşlar. Şöyle. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3. 3 tane zincirimizi çektikten sonra hemen yanındaki delikten üzerine bir tane alıyoruz ve yan tarafa şöyle 1 2 üzerine alıyoruz. 1 2 üzerine alıyoruz. 3 defa yapacağız arkadaşlar. Yine aynı delikten. 1 2 3 tane yaptıktan sonra hemen bir sonraki delikten sık iğnemizi yapıyoruz. Şekilde. Sık iğnemizi yaptıktan sonra hemen tekrar bir sonraki delikten bir sık iğne daha yapıyoruz ve 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 üzerine alıyoruz. Aynı deliğe sık iğne yaptığımız delikten bu şekilde trabzanımızı yapıyoruz. Üç defa arkadaşlar. Yani 3 tane zincir çektiğimiz delikte 3 defa bu şekilde trabzanımızı yaptık. Şimdi trabzanımız bittikten sonra hemen bir sonraki delikten bir sık iğnemizi yapıyoruz. Bir daha bir sonraki delikten sık iğnemizi yapıyoruz. Ve 3 tane zincir çekiyoruz. 3. Üç tane zincir çektikten sonra tekrar tığımıza doluyoruz ve aynı noktaya trabzanımızı yapıyoruz. Doladık. Bir, iki, doladık. Bir, iki. Üç tane oldu. Hemen bir sonraki noktadan sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar bir sonraki noktadan sık iğnemizi yapalım. Üç tane zincirimizi çekelim. Dolalım. Şöyle. Bir, iki. İpimizi dolayalım. Aynı noktadan. Bir, iki. Tekrar.
Bir, iki. Hemen bir sonraki noktadan sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar bir sonraki noktadan sık iğnemizi yapalım. Üç tane zincirimizi çekelim. Evet. Anlamış olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Ben hemen tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bitirdim bu şekilde. Sıramı da bitirdim. Şimdi bitirdikten sonra hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şuradan geçiriyorum ipimi. Ve çıkartıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, buradan çıkardıktan sonra isterseniz şu şekilde zincir atıp şöyle zincirleri atıp istediğiniz kadar atıp şöyle yapıp anahtarlık yapabilirsiniz. Ama ben bunu kapı süsü demişim. Buzdolabı süsü yapacağım arkadaşlar. Pardon. O yüzden şöyle zincirimi atıyorum. Evet. Ben şunu anahtarlık yaptım arkadaşlar. Şu şekilde. Şuraya da küçük bir fiyonk ördüm. Bu şekilde yaptım. İsterseniz anahtarlığımızı bir geçirelim. Bakalım nasıl duruyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel. Ben bunu kullanırım yani. Şöyle çok tatlı oldu bence. Şimdi de buzdolabı magnetimizi yapımını göstereyim ben size. Şimdi bu ipimizi şöyle keselim. Evet. Bunun daha böyle şey güzel durmasını isterseniz mesela şunu da yapmıştım. İçini doldurdum arkadaşlar. İçini nasıl doldurdum? Öncelikle birazcık pamuğumu aldım. İçine şu şekilde yerleştirdim. Ve arkadaşlar hemen yapacağım size şimdi. Sihirli halkamı yaptım. Pardon. Evet, yapamıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Sihirli halkamı hemen yaptım. Başında da yaptığımız gibi burada 7 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Pardon, 7 tane sık iğnemi yapacağım arkadaşlar. Hemen yapayım ben size. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, 7 tane zincirim sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Ve
Birleştireceğim şimdi. Aynı başında olduğu gibi yapıyoruz. Şunu geriye koyalım. Bu şekilde birleştiriyorum. Zincirimi atıyorum. Şöyle. Şimdi her bir sıraya ikili trabzanı yapacağım arkadaşlar. Yine başında olduğu gibi. Bir, iki. Ben hemen yap. Evet arkadaşlar, aynı şekilde sıramı bitirdim. Şimdi bu şekilde çıkacağım. Zincirimi atıyorum. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Yani pamuğunuzu koyup bunu bu şekilde dikebilirsiniz ve içini kapatmış olursunuz. Şöyle iğneyle hafiften dikin arkadaşlar. Şimdi bunu kenara ben bir koyayım. Şimdi size üzerindeki fiyonkun yapımını göstermek istiyorum. Elimize ince bir tığ alıyoruz. Şekilde. Şöyle fiyonkumuzu geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle geçiriyoruz. İsterseniz geçirmeden de direkt bağlayabilirsiniz ama geçirirseniz tabii ki daha güzel, daha sağlam olur. Evet. Şöyle geçirdim arkadaşlar. Şunu da çıkartalım. Şöyle gördüğünüz gibi hemen fiyonkumuzu da yapalım. Şöyle keselim. Evet arkadaşlar, şöyle fiyonkumuzu da yapmış olduk. Şimdi bu dikilmiş hali diktikten sonra da şu şekilde tuhafiyelerde satılıyor arkadaşlar magnetlerimiz. Bunu bir yapıştırıcı yardımıyla şuraya yapıştırırsanız şekilde buzdolabı süsü olarak kullanabilirsiniz. Anahtarlığımız. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.